Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Miatek hissesini değerlendireceğiz. Bakın Miatek'te uzunca bir süredir aynı grafiği kullanıyoruz arkadaşlar. Grafikteki tutarlılığı, teknik analizi, bilim ve finansal okuryazarlığı lütfen iyi öğrenmeye çalışın. Bu şekilde piyasanın takip etmiş olduğu grafikleri bulabilirseniz piyasalarda zarar edebilmeniz neredeyse çok zor hale gelecektir. Bakın Miatek tekte iki tane tepe bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Bu kanal görüntümüze göre iki tane zirve noktasını da milimetrik olarak tespit ettik. Bu bölgelerde satan arkadaşlar ciddi manada kar içerisinde oldular. Satamayan arkadaşlar da bütün tepki noktalarını milimetrik olarak bu analizlere göre tespit etmiş oldular. Kısaca tekrardan son kısmı anlatayım. Bakın fiyatlar zirve noktalarına geldikten sonra yayınımızda şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlar bakın zirve noktalarında iki tane tepe görünümü var ve burada bir düşen tepe durumu oluştu. Dolayısıyla düşen tepe varsa düşen dip de oluşur. Yani öncelikle fiyatların 49 TL'nin altına gelmesini 42,5 TL'lerden yani bakın buradaki kanal orta bandından tepki vermesini bekliyoruz dedik. Bakın bu yayınlarda çizmiş olduğumuz grafiklerin destek noktalarını ve direnç noktalarına göre yorum yapıyoruz. Kafamıza göre yorum yapmıyoruz arkadaşlar ve bu noktalarında milimetrik olarak tuttuğunu, teknik analizin ne kadar önemli bir şey olduğunu bize Miatek hissesi milimetrik olarak kanıtladığını düşünüyorum. Bakın fiyatlar 49 TL'nin altına gelmesi lazım. Düşen bir tepe oluştu. Düşen de bir dibin olması lazım dedik. 42,5 TL'den yukarı yönlü tepki hareketi verir. Sonrasında altına gelmeyle birlikte ilk tepki vereceği yerin 36,80 olduğunu söyledik ve bunu teknik olarak da sizlere öğrenin diye her yayında anlattım arkadaşlar. Bakın 42,5 TL'lerden yapmış olduğu tepkide 47 TL'lere yani %10'un üzerinde bir tepki yükselişiyle kar potansiyeli oluşturdu. Sonra bunun altına gelmeyle birlikte örnekler verdim. Bakın arkadaşlar önemli bir direnç bölgesi şu bölgeye odaklanın. Önemli bir direnç bölgesi aşıldıktan sonra ne yapıyor? Retest hareketiyle teyit yapıyor. Ondan sonra sert yükseliş geliyor. Sonra şurayı anlattım. Yine aynı şekilde önemli bir direnç bölgesi aşılıyor. Aşılan bölge sonrasında retest hareketiyle destek olarak çalışıyor. Yani direnç ne oluyor? Destek oluyor ve oradan almış olduğu güçle daha yukarılara gidiyor dedim. Bu bölgede de dedim ki arkadaşlar bakın önemli bir destek bölgesi. Buranın tam tersini düşüneceksiniz. Aşağı yönlü kırılıyor. 36,80 bizim ana destek noktamız değildir. Ana destek noktamız kanal alt bandıdır. Ancak bu bölge bir tepki yükselişinin olacağı bölgedir. 36.80'in önemini şöyle anlattım. Dedim ki bakın kanal orta bandı önemli bir destek olduğundan dolayı burası kırılır. 36.80'e gelir. 36.80'den de kırılan bu bölgenin retest hareketini yapması için tepki alır ve fiyatlar kanal orta bandına kadar gelir dedim. Kanal orta bandına kadar fiyatlar geldikten sonra da yayın yap dedik ki arkadaşlar eğer bu kanal orta bandı yukarı yönlü aşılamazsa burada üstünde kapanışlar olmazsa burada oluşan yükselişin çok daha sert düşüşü gelir ve fiyatlarda kanal alt bandı hedef haline gelir şeklinde yayınlarımızı yapmıştık. En son 2 gün önce yayın yaptık. Fiyatlar 28 TL'ye gelmişti ve şunu söyledik. Arkadaşlar bakın 26 Aralık tarihi son derece kritik bir tarihtir. 26 Aralık'ta fiyatlar eğer 28 TL'nin altında kapanış yaparsa o zaman fiyatlarda 21 TL'lere doğru bir baskılanma beklenir. Ancak 28 TL'nin üzerinde kapanış yaparsa bu bölgenin çalıştığını ve bu bölgeden yapacağı hareketlilikle ilk olarak 36.80'e kadar gitmesi beklenir şeklinde yayınlarımızda görüşlerimizi bildirmiştik. Tabii ki teknik analiz veya temel analiz hiçbir zaman %100 doğru sonuçlar vermez arkadaşlar. Size yönü gösterebilir, strateji kurmanızda ve bu bilgileri senaryolaştırmanızda yardımcı olur. Ancak %100 doğru sonuçlar verir mi? Tabii ki vermez arkadaşlar.
ama MİATEK hissesi bize %100'e yakın doğru sonuçlar verdiğini, bu yayınları izleyen herkesin gördüğünü ve hayretle teknik analizin ne kadar kusursuz çalıştığını gördüğünü ben şahsen düşünüyorum. Zaten buradaki destek ve direnç bölgelerinin ne derece güzel çalıştığını da hepiniz şahit oldunuz, gördünüz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın, önemli bir kanal alt bandındayız. Bu kanal alt bandı o kadar önemli bir destek noktası ki piyasaya arz edildiği tarihten itibaren bütün işlem hareketliliğini, bütün işlemleri içine alan bir kanal görüntüsünün alt destek bölgesinden bahsediyoruz. O yüzden bu kanal alt bandının kırılmaması lazım ve önemli bir destek olmasından kaynaklı bu derece bir tepki hareketi içerisine girdiğini de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada beklentimiz nedir? Minimum fiyatların 36.80'e gelmesidir. Tabii ki piyasa aşağı yukarı bizleri sallayabilir. Sakin olmak lazım. 36.80'e de olası bir şekilde fiyatlar gelirse bir bakmak lazım. Hemen satmamak lazım arkadaşlar. Sakince durmak lazım. Çünkü piyasada şöyle bir durum oluştu. Bakın, fiyatlar zirve noktaları gördüğünden itibaren çok sert bir şekilde düştü. Buradaki düşüşün tepki hareketinin bu olduğunu, buradaki düşüşün tepki hareketinin ise burada oluşan küçük yükseliş olduğunu, buradaki oluşan düşüşün tepki hareketi ise bu kadarla kalmayacağını şahsen düşünüyorum. Benim şahsi beklentim, burada yapılacak tepki hareketi, bakın şu bölgeden 47 TL'lerden itibaren düşüşün bir tepki hareketi olmayacaktır. Zirveden itibaren, yani 70 TL'lerden olan düşüşün bir sert bir tepki hareketi olacağını, dolayısıyla burada oluşan tepkinin boyunun buradaki iki tane yükseliş tepkisinden daha yüksek olacağını şahsen düşünüyorum. Olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Bunlar düşünceyle sabittir. Gerçekliği %100 vermeyebilir. Ancak teknik analiz bana diyor ki bu bölgede bakın bir düştü tepki yaptı, iki düştü tepki yaptı. Üçüncü düşüşünde nereye düştü? Kanal alt bandına. Yani teknik analizimizin ana destek noktasına düştü. Eğer ara bir bölgeye düşmüş olsaydı o zaman derdim ki tepki biraz daha cılız kalacak. Sonrasında sert bir düşüşle kanal alt bandı test edilebilir diyecektim. Ancak ana destek bölgemize düştüğümüzden dolayı beklentimiz normal şartlarda buradaki toplam düşüşün, yani 70 TL'lerden 27 TL'lere olan sert düşüşün ana yüksek tepki hareketini yapması beklenir arkadaşlar. Ve bu tepki hareketinin de 36.80'in de üzerinde aslında bir yerlere gitmesi gerekir. Benim şahsi düşüncelerim bu şekildedir. Sizin burada yapmanız gereken nedir? Bakın, zaten yukarıdan maliyetlenenler veya zararda olup da zararını düşürmek isteyenler ya da MİATEK hissesine yeni yatırım yapacak arkadaşlar için ben bu kanal alt bandı olan 28 TL'lerin öneminden bahsettim. Hatta fiyatlar sert düşmezse 29.5-35 band aralığı gelir. Eğer sert düşerse fiyatlar, bu aradaki yükselen trende hızlı gelirse o zaman bu kanal alt bandı hangi zamanda gelecekse alım fırsatı olur dedim. Yeni yatırım yapacaklara veya zararda olacak olan arkadaşlara bu bölgenin maliyet düşürme açısından öneminden bahsettim ve bu bölge gereğini yaptı arkadaşlar. Önemli bir destek olduğunu bize gösterdi. 2 gündür yukarı yönlü sert tepki hareketiyle bugün fiyatların 31.5 TL civarında kapattığını, yani %10'luk bir full kapanış yaptığını görüyoruz. Şimdi buradaki en önemli nokta şu arkadaşlar. Şimdi biz tepki diyoruz. Önemli bir destek bölgesinden bahsediyoruz. Ancak her türlü senaryoda alışkın olmak lazım. Eğer ki fiyatlar, bakın, kanal alt bandı olan 28.5 TL'nin altında kapanış yaparsa o zaman buradaki destek bu kadarlık bir yükselişle çalıştı ve alt destek bölgesi olan 21 TL'lere kadar düşme riskinden şahsen bahsedebiliriz. Ancak 28.5 TL'ler aşağı yönlü kırılmadıkça buradaki beklenti fiyatların yukarı yönlü 70 TL'den olan düşüşün ana ve sert yükseliş tepkisini yapmasıdır. Bakın, hala bir tepkiden bahsediyorum. Uçup kaçmayın arkadaşlar. Çok yüksek seviyelere gidecek, tekrardan ATH'lar görülecek, yeni zirveler yapacaktan bahsetmiyorum. Düşen bir piyasada, düşen trendine girmiş bir MİATEK hissesinde, ayrıca piyasalarda bu kadar faizlerin yüksek olduğu bir ortamda yükselişler cılız olur, düşüşler ise can yakıcı olur, daha sert olur. Lütfen bunu bilimiyle, tekniğiyle birlikte anlayın. Ben zaten sizlere bu yayınlarda neyi öğretmeye çalışıyorum? Finansal okuryazarlığı öğretmeye çalışıyorum. Teknik analiz
analizi öğretmeye çalışıyorum. Bakın al, sat, tut şeklinde tavsiyeler vermiyorum. Özellikle de bana göre işlem yapmayın. Lütfen öğrenin. Kendi çizimlerinizi kendiniz yapın. Kendinize göre yatırımlar yapın. En güzel ve en sağlıklı yatırımın bu olacağını sizlere söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bu piyasalar bilginin paraya döndüğü piyasalardır. Bu piyasalarda bilgin yoksa nereden alacağını da bilmezsin, nereden maliyet düşüreceğini de bilmezsin ve dolayısıyla nereden satacağını da bilemeyeceğinden dolayı sürekli bir zarar içerisinde olursun. O yüzden bilgiye önem verin, teknik analize önem verin. Lütfen coin bulucuyla birlikte öğrenmeye çalışın. Bir gün hepinizden beklentim, coin bulucuya dahi ihtiyaç duymadan benden öğrenmiş olduğunuz bilgileri daha da geliştirerekten daha yüksek seviyelerde daha doğru işlemler yapmanızı sizlerden bekliyorum. Başkaca bir beklentimin olmadığını da hepiniz biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, burada 28,5 TL artık bizim önemli bir kırılım noktamız ve destek noktamız. Yukarıdaki direnç noktamız ise ilk olarak 36,80 TL'den geçiyor. Sakin olmak lazım. Borsa İstanbul'da da aşağı yukarı 1-2 tane daha sert hareketler görülebilse de artık Borsa İstanbul'da bir tepki olması lazım. Düşen dip ikinci kez gerçekleşti ve düşen dipten sonra ikinci düşen tepenin olması lazım. Yani fiyatların 8.000'lere doğru bir yükselmesi, Miatek hissesinin de borsa 8.000'e doğru giderken yukarı yönlü bir tepki yapması lazım. Bu bilgiler nedir arkadaşlar? Bakın sadece bilgiden ibaret değil. Bunlar bir tecrübedir. Hayat kendi tecrübelerinizle ilerleyeceğiniz kadar uzun değildir arkadaşlar. Daha önce tecrübe etmiş insanlardan faydalanmanız lazım. Onların tecrübesiyle tecrübelenerekten acı gerçeklerle yüzleşmeden doğru hareketlere, doğru pozisyonlara, doğru kazançlara ve hayatta hak ettiğiniz doğru yerlere daha hızlı gidebilmeniz lazım. Ancak tecrübeli insanlardan bir şey öğrenmeye kapalı olursanız o zaman ne olacaktır? Kendiniz acı gerçeklerle tecrübe edineceksiniz ve bu tecrübelerinizden yara alacaksınız. İşin sonunda da tecrübeli bir insan olup tecrübelerinizi bir başkasına aktarmaya kalktığınız noktada belki de zaman kaybetmiş olacaksınız. O yüzden tecrübeli insanlardan bazı tecrübeleri elde etmeniz lazım. Bu sadece coin bulucudan ibaret değildir. Piyasada çok değerli analiz yapan kişiler var. Lütfen onları da takip edin. Biz burada zaman kısıtlılığından dolayı sadece teknik analiz yapıyoruz. Temel analiz yapan değerli yorumcuları da izleyin arkadaşlar. Zaman olsa onları da yaparız ama ben en sade şeklinde, en anlaşılabilir şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Bakın çok fazla indikatörler, osilatörler kullanmıyorum. Anlayabilin diye ben bunları yapmıyorum. Yoksa sizlere bu yayınları açmadan önce bütün ortalamalara, indikatörlere, osilatörlere hepsine bakıyorum ve ona göre bilgilerimi toparlayıp grafiklerimi çiziyorum. Sonra yayına geldiğimde grafiklerin hepsini kaldırıyorum. Sizlerle birlikte çizmek suretiyle öğrenmenize yardımcı olmaya çalışıyorum. Coin Bulucu'nun herhangi bir ücretli kanalı yoktur. Coin Bulucu birlik ve beraberlik sağlansın diye bu yayınları yapmaktadır. Sizlerden tek istirhamım, tek talebim, eğer kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Abone olmuyorsanız dahi lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizler için önemli, manevi açıdan önemli şeyler. Sizlerden bu konuda özel bir istirhamda, özel bir talepte bulunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bir gün herkesin kendi bilgileriyle, kendi çizimleriyle kazanç sağlayacağı günleri görmek dileğiyle bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.